Martin Luther King. Martin King, 15 Ocak 1929 Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlanta, Georgia'da dünyaya geldi. Doğduğunda ismi Michael'dı. Liseden sonra Morehouse College'inde rektör olan ve aynı zamanda bir yurttaş hakları lideri olan Benjamin Macy'den etkilendi. 1948 yılında sosyoloji bölümünden mezun oldu. Daha sonra 1951 yılında Pensilvanya'daki Crozer Teoloji Fakültesinden birinci olarak mezun oldu. 1955 yılında Boston Üniversitesi'nde sistematik teoloji konusunda yüksek lisans yaptı. King, 1953 yılında Coretta Scott ile evlendi. King'in bu evliliğinden 4 çocuğu bulunmaktadır. 1954'te Martin Luther King, Alabama'daki Dexter Baptist Kilisesi'nin papazı olmuştur. 1955'te Boston Üniversitesi'nde felsefe doktorası yapmıştır. 5 Aralık 1955-20 Aralık 1956 arasında yaşanan Montgomery otobüs eylemine öncülük etmiştir. Otobüs boykotları ülkedeki ayrımcılık yüzünden çıkmıştır. Rosa Parks'ın bir beyaza kendi oturduğu yeri vermemesi üzerine çıkan gerilim sonrası boykotlar görülmüştür. Bu olayın üzerine siyahların ayaklanmaları başlamıştır. Martin Luther King eylemine ABD yönetiminin otobüslerde gerçekleşen ayrımcılığı durdurmasıyla beraber son vermiştir. Rosa Parks'ın öncülüğünü yaptığı Montgomery otobüs eyleminin başlangıcı olarak sayılan olayın yaşandığı otobüs, günümüzde Henry Ford Müzesi'nde sergilenmektedir. Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde barışçı eylemleriyle tanınmıştır. King diyor ki, "Karanlık karanlığı yok edemez. Bunu ancak ışık yapabilir. Nefret nefreti yok edemez. Bunu ancak sevgi yapabilir." biçiminde açıklamalarıyla daima barışçıl tutum ve eylemleri savunmuştur. King daha sonra Washington'da Ağustos 1963'te Lincoln anıtının önünde "Bir Hayalim Var" konuşmasını yapmıştır. Martin Luther King'in başlattığı barış yanlısı protesto eylemleri 1964 Yurttaş Hakları Yasası'nın çıkmasını sağlamıştır. Yasayla Amerika Birleşik Devletleri'nde ırk ayrımcılığı yasaklanmıştır. İnsan hakları için ve siyahların ikinci sınıf vatandaş olmaktan çıkarılması için yaptığı çalışmalarla King, 1964 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür. Martin Luther King, Memphis kentinde 4 Nisan 1968'de bir suikast sonucu ölmüştür. 1986'dan beri her yıl Ocak ayının 3. Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde King'in doğum gününde medeni haklar lideri ve yaşamı boyunca savunduğu idealler anılıyor, konuşuluyor, King'in barış sevgisi dile getiriliyor. Ayrıca ölümünden 9 yıl sonra eski ABD Başkanı Jim Carter tarafından Başkanlık Özgürlük Ödülü'ne layık görülmüş ve onuruna Martin Luther King günü kutlanmaya başlanmıştır.